İyi akşamlar Efsane TV izleyicileri. Bu akşamki konumuz tank palet fabrikasının özelleştirilmesi. Bildiğiniz gibi Sakarya Arifiye'de bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 1975 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye'nin tek tank üretim fabrikasının özelleştirilmesine dair karar resmi gazetede yayınlandı. Fabrika işletme verimliliğinin artırılması ve yeni üretim iş imkanlarının özel sektör tarafından yapılması gibi amaçlarla özelleştirileceğine karar verildi. Fabrika verimlilik açısından değerlendirilecekse Türkiye'nin en verimli 3. fabrikası konumundadır. Dünyada ise 5. sırada yer alan tank palet fabrikasının değeri ise 20 milyar dolardır. Tank palet fabrikasında tank paletleri, tank motoru, gece görüş dürbünleri, fırtına obüsleri, Leopard tankları üretilmekte ve onarılmaktadır. Kararda özelleştirme kelimesi 8 kez kullanılmış olup milli bir fabrikanın özelleştirilmesi kabul edilemez bir durumdur. Tank palet fabrikasının özelleştirme kararının resmi gazetede yayınlanmasından 6 ay önce ve resmi gazetede yayınlanmasından sonra fabrikada BMC'ye bedelsiz atölye ve alan tahsis edilmesi, özelleştirme ihalesinin de adrese teslim olacağını ortaya koymuştur. Peki, Sakarya Tank Palet Fabrikası'nı devralacak olan BMC hisseleri kime ait? BMC şirket hisselerinin %49.9'u Katar Silahlı Kuvvetleri'ne, %25'i Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'ün kardeşi olan Rizeli iş adamı Talip Öztürk'e, %25'i de Siirtli iş adamı Ethem Sancak'a aittir. Askeri varlığımızı Katar Silahlı Kuvvetleri'nin söz sahibi olduğu bir şirkete devretmek, savunma sanayisini nasıl güçlendirecektir? Bu kararla Türk mühendisleri ve Türk işçileriyle üretim yapan tek fabrika olma özelliği kaybedilme tehlikesi altındadır. İşletme, Arapların yönetim ve denetimine geçecektir. Bu kararın ihalesi, ihale ve rekabet kanunlarına aykırı olmasının da ötesinde, askeriyeyi, savunma sanayimizi ve milli varlıklarımızı da hedef alan son zamanların deyişiyle ne yerli ne de milli bir karardır. Özelleştirme basit bir mülkiyet devri değildir. Özelleştirme, yoksulluğun, işsizliğin, açlığın, savaşların hüküm sürdüğü bugünkü dünya düzeninde bütün olumsuzlukların derinleşerek kökleşmesidir. Özelleştirme silahsız bir işgale dönüşmüştür. Uluslararası sermaye ve şirket egemenliği hızla sınırlarını genişletmeye çalışmaktadır. Özelleştirme dedikleri ülkeyi savaş ganimeti gibi taksim etmekten ibarettir.